İnce bağırsak deyince bir 12 parmak bağırsağı bölümü var, tıbbi deyimiyle duodenum ve ondan sonraki bölümü var. Duodenum bölümü biraz özel. Pankreasa yakın, safra yollarına yakın, mideye yakın. Orada bir tümör olduğu zaman onun belirtileri biraz daha farklı. Çabuk sarılık yapabiliyor, kanama yapabiliyor, kendini daha çabuk belli edebiliyor. Ama ince bağırsağın diğer bölümleri, yani jejunum ve ileum dediğimiz bölümleri, genellikle oradaki bir tümör pek bir belirti vermiyor. Bir kansızlık, bir halsizlik, bir makattan koyu renkte veya açık renkte, kırmızı renkte kan gelmesi gibi bulgularla kendini gösterebiliyor. Dolayısıyla gene burada bölgesi neresi olursa olsun ilk yapılması gereken şey adını koymak ve cerrahi müdahale etmektir. Arkasından ek tedaviler gündeme gelebilir, kemoterapi gibi. Yani şunu söylemek istiyorum. Birinci bölümü daha riskli bir bölüm. Ondan sonraki bölümünde ise belirti daha az oluyor. Hastalığın evresi ve uygulanan uygun tedaviyle gelecek belirlenmektedir.